Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Aslan. Adana Bilim Sanat Merkezi'ndeyiz şu anda. Beraber bir resim çalışması yapacağız. Silüet resmi çizeceğiz. Silüet resmi çizmek için kullanacağım fotoğraf bu. Şöyle yaklaştırayım biraz. Bu Muhammed Aktürk hocamızın bir fotoğrafçı arkadaşımız. Aynı zamanda matematik öğretmen arkadaşımızın çektiği. Çok güzel bir fotoğraf. Adıyaman'ın Besli bölgesine çekilmiş. Güzel bir fotoğraf çalışması. Biz de bu çalışmadan hareketle bir silüet çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Evet, şimdi bu resmimizi dediğim gibi buraya aktaracağız. Yalnız küçük bir hileye başvuracağız. Camı kullanacağız. Evet, resmimizi buranın üstüne koyuyorum. Ters çevirip buraya yerleştiriyorum. Ve çevresinden şöyle en azından katlarını belli edelim. Şurada resmin sığmadığı alanı ise kendimiz göz kararıyla devam ettirebiliriz. Gördüğünüz gibi. Şimdi resmimize bir bakalım. Evet, resmimiz burada. Bir de böyle gayet güzel gözüküyor. Sonra biraz daha kırmızı boya aldım. Şimdi bu boyamızı biraz karıştıralım. Getirip şurada karıştıralım. Evet. Şuradaki renklere benziyor mu? Hemen hemen. Biraz daha kırmızı bir kısmı alabiliriz. Evet. Şimdi bu yüzey gökyüzü resmi olduğu için biraz boyamızı sulandırmamız lazım. Koyudan açığa doğru bir geçiş olduğu için şuraya biraz da beyaz katalım. Çünkü aşağı doğru indikçe onun rengini açmamız lazım. Şöyle üst kısmından itibaren hep yatay olacak şekilde bakın böyle sağa sola doğru. Gökyüzünü boyarken her zaman fırçayı ve suyu, denizleri ve gökyüzünü boyarken fırçamızı her zaman sadece sağa sola doğru çeviriyoruz. Şimdi bizim resmimizdeki gökyüzünde hiç bulut yok. Sadece kırmızıdan aşağı doğru bir geçiş var. Biz de sadece onu yapıyoruz haliyle. Pekala, şimdi ne yapacağız? Şimdi sıra asıl resmimizi silüet resmine dönüştürecek kısma geldik. Bu da ne? Siyah. Siyah kısım. Tamam. Çok biraz daha gel. Evet. Boyamızın kapağını kapatalım çocuklar. Şimdi burası siyah değil mi? Evet, burası siyah. Ancak şuraya bakalım, biraz belli olsun. Şimdi gökyüzü kırmızı, turuncu, burası da siyah. Eğer biz bu siyahı olduğu gibi buraya sürersek sanki yapıştırmaymış gibi durur. Göze hoş gelmez. O yüzden gökyüzünün renginden biraz bu siyaha katmamız lazım. Şimdi ne yapalım? Önce genel hatlarıyla şu siyah kısımları şöyle bir çizelim. Yapacak fırçamız burada. Ve şurada gördüğünüz şu küçük çalıları falan. Bizler de küçük fırça tuşlarıyla güzel çalılar istiyorum. Şöyle yukarı doğru. Selam adam. Aynen. Hı? Selam adam. Yok. Hı-hı. Şurada da bir çal olsun ya, değil mi? Yani biz istersek yapabiliriz yani. Resimde yoktur diye. Yani yanında. Değil mi? Yani resimde resimi yapabiliriz. Hatta resmin burasında da şöyle Şu kayanın üstünde böyle küçük bir çalı çıksın mı? Olur. Ne diyorsunuz? Ve ay aman dikkatli olmak lazım yoksa resmimizi mahvedebiliriz. Şöyle küçük güzel bir diyama deliyle güzel bir çalımız olsun burada. Evet, ne diyorsunuz? Güzel. Resmimiz güzel oldu mu? Güzel. Pekala. Evet arkadaşlar, çalışmamızı bitirdik. Şu fotoğrafımızı kullanarak şöyle bir silüet fotoğrafı.
fotoğrafı çalışması yaptık. Çok basit yöntemlerle, tekniklerle çok güzel fotoğraflar üretilebilir. Silüet fotoğrafları hem fotoğraf olarak güzeldir, göze hoş gelir, hem de resim olarak da çizilmesi daha kolay. Güzel fotoğraflar ortaya çıkabilir, resimler ortaya çıkabilir. Pekala, görüşmek üzere.